MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi Başkan Vekili Mustafa Buluntu Aksuhaber'e özel ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Buluntu MÜSİAD'ın 2. Genel Kurulu'nu değerlendirerek Başkan Atif Çirikçi'ye başarılar diledi. 2. Genel Kurulumuzu yapmış bulunuyoruz. Tabii bu genel kurul süreci Ocak ayında Türkiye'deki tüm şubelerimizde birlikte yapılmaktadır. Nisan ayında da büyük genel kurulumuz var. Genel merkezde bir kan değişimi olacak. Onun hazırlıkları yapılıyor şu an. Biz de üyelerimizin yoğun katılımıyla genel kurulumuzu gerçekleştirmiş olduk. Yeni seçilen üyelerimize ve başkanımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Buluntu MÜSİAD'ın Kahramanmaraş'ın kucaklayan büyük bir sivil toplum örgütü olduğunu belirtti. 1994 yılında MÜSİAD Teşkilatı kurulmuştur. Ve MÜSİAD tabi bu süreçte birçok badirelerden geçmiştir. Özellikle 28 Şubat sürecinde büyük badireler atlatmıştır. Ve Kahramanmaraş'ta da uzun yıllar dikkat ederseniz bu FETÖ yapılanmasından dolayı MÜSİAD aktif hale gelememiştir. Ve Türkiye'mizin de içinde bulunduğu bu süreçlerde özellikle 17-25 Aralık'tan sonra ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkemiz birçok badireler atlatmıştır. Tabii bu süreçte MÜSİAD biz Nisan ayında şube yetkisini almış bulunuyoruz. Yaklaşık bir yıllık bir şube oluyoruz şu an. Bu süreçte de MÜSİAD çok hızlı mesafeler kat etmiştir. Şu an üye sayımız 60'ın üzerindedir. Ve Kahramanmaraş'ın tüm mozaiğini kapsayacak şekilde sanayicilerimizden, esnafımızdan oluşan bir teşkilatımız var. Ve yaklaşık çalışan sayısı bu üyelerimizin 30 bin civarındadır. Ve Kahramanmaraş'ı kucaklayan büyük bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili tarihi çağrısına da açıklamalarda bulunan Buluntu, Cumhurbaşkanımızın çağrısının arkasındayız dedi. Cumhurbaşkanımızın doğru büyük bir yatırım ve milli mücadele gibi büyük bir yatırım çağrısı var. Biz MÜSİAD olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Özellikle şu son zamanlardaki döviz dalgalanmaları sanayicimiz açısından biraz zor olsa da biz bunları önemsemiyoruz. Hükümetimiz büyük bir teşvik paketi açıkladı. Önemli olan burada şu, 15 Temmuz gibi ülke çok büyük bir darbe girişiminden ve dışarıda ve içeride birçok saldırılara maruz kalmıştır. Biz bunları biliyoruz. Hükümetimiz emin olun herhangi bir teşvik paketi açıklamasa da biz sanayiciler olarak dişimizle tırnağımızla elimizden geldiği kadar kendi üzerimize düşen vazifeyi yapmak zorundayız. Bu milli mücadeleye katkıda bulunmak zorundayız. Biz hiçbir yeise kapılmadan yatırımlarımıza devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Büyük bir hırsla da devam edeceğiz. Tüm işçimizle, işverenimizle hep beraber bu ülkenin kalkınması için biz elimizden gelen çabayı ve gayreti göstermek zorundayız. Buluntu konuşmasında son olarak Kahramanmaraş'a büyük katkılarından dolayı Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynağ'a teşekkür etti. Tabii Kahramanmaraş'ta da biz bu konuda biraz şanslıyız. Bir Başbakan Yardımcımız var şu an. Biz kendisine müteşekkiriz. Fahri bir MÜSİAD üyesi olarak devamlı bizimle istişareler halinde oldu. Toplantılarımıza katıldı, kahvaltı programlarımıza katıldı. Ve biz ne dersek sağ olsun Ankara'da bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız olmuştur. Ve kendisiyle biz istişare halindeyiz. Ve biz özellikle MÜSİAD olarak iki konuyu çok önemsiyoruz. Bir, Tomsuklu'da kurulacak olan ihtisas, tekstil ihtisas, Osabe Sanayi Bölgesi olarak bir de mevcut Kayseri yolu, Gaziantep yolu ve Adana yolundaki mevcut tesislerin ıslah osebe olarak kurulması için teklifte bulunduk. Ve Tomsuklu İhtisas Osebe olarak da Sanayi Bakanlığı'nda bu istimlaklarda kullanılmak üzere bir talebimiz olmuştur. Biz bu konuyu Başbakan Yardımcımıza ilettik. O da sağ olsun Sanayi Bakanlığı'ndan onaylattırdı. Şu an Kalkınma Bakanlığı'na evrağımız tevdi olmuştur. Oradan çıkacak sonucu bekliyoruz. Eğer o yardım paketi de bize çıkarsa Tomsuklu İhtisas OSEB olarak bu yatırımlarımız hızla devam edecektir.